Belediye başkanı, belediye teşkilatının başındaki kişidir. Belediyenin tüzel kişiliğini temsil eden en üst yöneticidir. Kanunlara göre belediye teşkilatı, tüzel kişiliği olan bir örgüt olarak kabul edilir. Belediye başkanı, il, ilçe ve kasaba gibi yerleşim merkezlerinin sınırları içerisindeki temizlikten, aydınlatmadan, su sisteminden, toplu taşımadan ve esnaf denetiminden sorumlu olan, belediye teşkilatını yöneten kişidir. Belediye başkanının en büyük görevi, bulunduğu beldedeki sakinler için huzur ortamı yaratmak, beldenin ve halkın ihtiyaçlarına yanıt vermek, buna uygun görüşmeleri gerçekleştirmektir. Belediye başkanı, beldesini daha iyi ve daha işlevsel hale getirmek için tüm gereklilikleri sağlamalıdır. İnsanların geneli, halka sunulan hizmetlerden hiçbir zaman memnun değildir. Bu konuda fanatik bir şekilde tutuculuk yapanları bir kenara koyacak olursak, aslında çoğu ülkede halkların ortak problemleri oldukları ortaya çıkar. Örneğin kendinizi iyi hissetmediğiniz, hasta olduğunuz bir gün geçiriyorsunuz. Hastane randevusu almak için çağrı merkezini aradığınızda en yakın randevu tarihi bazen haftalar, bazen de aylar sonrası olabiliyor. Randevunuzu alıp acile gittiğinizi düşünelim. Çoğu kez baştan sağma bir şekilde muayene edilip, belki de bir iğneyle geçiştirilip eve gönderildiğiniz oluyor, değil mi? Ne yazıktır ki bazen hastaneden bir şey yok denilerek gönderilen insanların evlerinde vefat ettikleri haberlerini televizyon ve internetten duyuyoruz. Diğer kamu kurumlarında da durum farksız değil. Memurların işgüzarlıkları ve ilgisizlikleri sebebiyle insanların 5 dakikada hallolunacak işleri günler alabiliyor. Meksika'da Chihuahua şehri belediye başkanı görevinin başına ilk kez geçtiğinde hizmetleri denetlemek için tedbirli kıyafet yapıyormuş. Bir gün belediyenin erzak yardımlarının dağıtıldığı yere sıradan bir vatandaş gibi giyinip gitmiş. Halinden fakir biri olduğu zannedilen başkan erzak almak için sıraya girmiş. Sıra o kadar uzunmuş ki kendisine gelene kadar sürenin biteceğini düşünmüş. Zaman geçtikçe insanlar ayakta beklemekten sıkılıyor, yaşlılar dayanmakta güçlük çekiyorlardı. Zaman zaman görevlilerle vatandaşlar arasında sözlü tartışmalar çıkıyor, kızıp kuyruğu terk edenler oluyordu. Başkan o gün erzak alamadan kuyruktan ayrılmış. Ertesi gün tekrar kıyafet değiştirip evden çıkmış. Fakat bu sefer sadece fakir değil, sakat biri kılığındaymış. Tekerlekli sandalyeye oturup yakınlardaki bir devlet kurumuna giden başkan, orada da hoş olmayan şeylerle karşılaşmamak için dua ediyormuş. Başkan Devlet Su İşleri Müdürlüğü'ne gelmiş ve içeri girmiş. Sıra alıp kalabalık içinde beklemeye başlamış. Bazen görevlilerden kendisine yardımcı olmalarını, evde çocuklarının beklediğini ve sakat olduğunu söylese de kimse ona aldırış etmemiş. Sırası gelip işlemlerini yapmak istediğinde ise karşısındaki görevliyi kendisine karşı son derece ilgisiz ve işgüzar bulmuş. İşini yapmadığı gibi bir de ona fazladan işler çıkarmış. Ertesi günde gelmesi gerektiğini söylemiş. Yaşadıkları karşısında şok olan başkan derhal oradan çıkmış ve eve gidip üzerini değiştirmiş. Şimşek gibi bir hızla evden ayrılıp belediye binasına gitmiş ve makam odasında eline geçirdiği bir kağıda tükenmez kalemiyle bir şeyler karalamış. Karşılaştığı kişileri işten çıkaran başkan, ileriki dönemlerde bu sorunları çözecek adımlar atarak halkın memnuniyetini kazanmış. Çevre illerden bile adı anılan, istenen bir başkan olmuş.